Türkiye Nereye programına hoş geldiniz. Bir başka bölümde bir başka konukla birlikteyiz. Bu sefer konuğumuz aslında Diyarbakır'da başlayan bir macera, bir hayat macerası. Birden katlanarak büyüyen ve dünya çapında bir şöhrete kavuşan genç bir sanatçı arkadaşım Zehra Doğan. Zehra hoş geldiniz. Diyarbakır'dan Berlin'e, şimdi Berlin'de birlikteyiz. Zehra Doğan yakında başlayacak, Berlin Bienali'nde olacak. Şu anda dünyanın birçok yerinde sergileri var ve aslında cezaevinde ürettiği ve sonrasında devam ettirdiği çalışmaları şu anda Türkiye'de kimi yerlerde yasaklı ama dünyanın birçok yerinde çok büyük ilgi görüyor. Biraz onlardan söz edeceğiz bugün. Resim nasıl başladı? Biraz öyle başlayalım mı resme ilgin? Resim bence bütün sanatçılar için öyledir. Sanatla uğraşan kişiler için öyledir. Çocukluktan bu yana hep vardı. Ya aslında ben böyle ifade ediyorum. Asimile edilmiş bir dil ve o dil içerisinde o karmaşık duygular içerisinde büyüyen çocuklar hiçbir zaman iki dili de iyi bilemez. Yani hem asimile edildiği dili ve hem de asimile edilen dilini de, kendi ana dilini de tam iyi ifade edemez. Kendini iyi anlatamaz doğru cümlelerle belki de. Hep böyle bir şu cümle şöyle mi kurulurdu, böyle mi olurdu diye ben kendimi hiç ifade edemezdim. Çünkü hep evde Kürtçe konuşurdum, sokakta Kürtçe konuşurdum. Birden gittim okula ve okulda hiç bilmediğim bir dil ve hiç bilmediğim bir aslında halktan olduğumu söylediler ve bu bana çok ağır gelmişti. O çocuk dünyamda kendimi ifade edemez hale gelmiştim. O yüzden resimle daha çok şeydim. Çünkü onun bir dili yok, hiçbir şey yok, ifadesi yok ya da belirli kalıplarda olması gereken bir ifade biçimi yok, bir formu yok. O yüzden öyle daha... Doğru. Müzik de öyledir biraz değil mi? Evet. Yani sınırlı dilde sıkıntı çekenler genelde ya müziğe ya resme, bazen spora, aşkın diline bir yerlere kaçarlar. Doğru. Peki sonra bunu bir mesleğe dönüştürdün değil mi? Eğitimini alarak. Evet, sürekli istiyordum zaten resim okumayı, ressam olmayı çok istiyordum. O nasıl yapılır onu da bilmiyordum. Öyle başladı ve biraz da inat ettim. Kendi yöntemlerimi kendim buldum, nerelere başvurmam gerekiyor, hangi okulda, hangi yetenek sınavlarına girmem gerekiyor. Onlar da çünkü yetenek okumak maalesef okulda doktor nasıl olunur, avukat nasıl olunur, nelere daha çok çalışman gerekir, hangi lisede hangi bölümü seçersen oraya hazırlanırsın diye bir böyle yollar var, bellidir ama resmin yok ve maalesef benim etrafımda da öyle insanlar yoktu. Kendi kendime böyle aradım, buldum. Yetenek sınavlarına girdim. Birden duydum, kazandım. Zaten kazandığımda da şey dedi. Annem şey diyor, yok yok o başka Zehra'dır falan. İsim benzerliği vardı. Niye yakıştıramadım, istemiyor muydu? Ya aslında şey, istemeden değil de yani hani bir anda böyle kendi çabamla bir şeyi yapmış olmama herhalde inanamadım. Kaç kardeşsin? 9 kardeş. 9 kardeş. İstediler mi senin resim eğitim görmeni? Desteklediler mi yoksa? Ya aslında her Türkiye'de birçok yerde öyledir. Yani resim yaparsın çok güzel beğenilir. Hatta komşular çağırır, eve badana çekilir. Söylerler ki buraya da bir desen yapmak lazım. Hemen kapınızı çalar, Zehra gelsin buraya bir şeyler yapsın. Hep yapar mıydı? Yani yapardım. Şimdi bile hala köydeki evimizde falan benimki çocukken yaptığım desenler vardı. Renk katmışım, çiçekler yapmışım falan. Öyle ama hani böyle bir resim okuma zaten şey yapıyor. Ay sen de hiç çalışmıyorsun. Hep resim yapıyorsun. Resimde kendi kafanı işte şey bozdum. Bu ne böyle? Hep böyle. Ama şey bakarlar. Hani ders çalışma olarak görülmez ya da bir şey yoğunlaşma olarak görülmez. Sanki kaytarma olarak görülür. O yüzden bir farklı gelmişti onlara. Yaptığın resimler bu içindeki bir isyanı o zaman yansıtıyor muydu yoksa böyle sıradan şeyler miydi başta? O zaman da hep böyle şeyler yapardım. Yani hiç evcilik çok ya oynardım ama daha çok mesela hep böyle karakterler yapardım. Onlar bilmem nereye gitmiş, öyle yapmış, böyle yapmış. Hep böyle bir teması olurdu. Sonra resim bir yerde senin siyasi görüşlerini ifade ettiğin, iç dünyanı yansıttığın, isyanını dile getirdiğin bir enstrümana dönüştü. O ne zaman başladı ve nasıl başladı? O üniversite döneminde tam oturmaya başladı. Üniversitede aslında ilk yani resim yaptığımda bir de orada da güzel sanatlarda illa belirli bir dil konuşmana gerek yok.
Kürt hocalarım vardı. Onlar sayesinde biraz daha şey oldu. Çünkü onlar hani normalde oraya gelene kadar da yetenek sınavıyla gelene kadar da hep bileğinizi çalıştırın derlerdi hani. Ama üniversitede artık beyin çalıştırma dönemi oldu. Hani beyninizi çalıştırın ve bu yüzden sohbet etmeliyiz, konuşmalıyız. Belirli akımları konuşmalıyız, dünyadaki durumları konuşmalıyız diye. Ve o zaman da ben üniversitede bir yandan okurken bir yandan da Jinha'da gazetecilik yapıyordum. Ve o aslında benim biraz resmin içerisinde, sanat içerisindeki politik duruşumu ve protest sanatı nasıl yapmam gerektiğini de öğretti. Jinha'yı kısaca tanıtalım. Kürt kadın gazetecilerin ağırlıkla çalıştığı, değil mi? Evet. Bir haber ajansı. Evet, 2012 yılından beri çalışıyoruz Jinha'da. Virginia Woolf'un ve erkekler neler diye düşünmeden yazıyoruz sloganıyla başladık 8 Mart'ta. Öyle devam ettik. Çünkü yani maalesef evet Türkiye'de oturmuş bir muhalif bir gazetecilik şekli var, bir biçimi var. Kürt basınının yani ilk yıllarından bu yana yani o şeyde böyle köklü bir geçmişi var. Ama ne yazık ki kadın gazeteciliği kadın kaleminden ve kadının kendi ifade biçimini oluşturacak kendi söylemini, o cinsiyetçi bütün söylemlerden arındırılmış bir şekilde bunu 5N1K formülünün dışında nasıl yapılması gerektiği örneği çok yoktu. Bu da büyük bir eksiklikti. Mesela Kürt basınında da görüyorduk. Tecavüze maruz bırakılmış bir kadına dair yapılan haberler istemsiz bir şekilde belki de farkında olmadan bazen magazinel bir durum alıyordu ya da teşvik eden ya da erkeğin aslında nasıl o gösterilen şiddetin karşısında erkek şiddetine maruz kalan kadınların nasıl kendi mücadele biçimlerini yaratması gerektiğine dair teşvik eden haberler yoktu. Bu büyük bir eksiklikti. O yüzden Kürt kadınlar yani Gurbetili Ersöz'den bu yana Gurbetili Ersöz aslında ilk başta bunun için çalışmalar yapmıştı ve maalesef ömrü yetmedi bunu görmeye. Biz de onun o mirasına aslında bir saygı niteliğinde böyle bir şey kurduk ve kendi dilimizi, kendi sözlüğümüzü yaratarak, kendi aslında kalemle nasıl mücadele edilebilir şeyini, örneğini yaratmak için cinayet. Ve gazetecilik ve ressamlık bir arada yürümeye başladı, değil mi? Evet. Üniversite yıllarında. Peki baskılar ne zaman başladı? Baskılar yani zaten vardı da yani senin üzerinde doğrudan. Evet, Jinha'ya dönük de baskılar vardı. Zaten şu an Jinha Jinlis olmuş. Artık ismini biz bile karıştırıyoruz. Hmm. Çünkü sürekli kapanıyor. Sürekli yenisini açıyoruz. İnatla şey yapıyoruz. Artık yani bu devlet ne der diye düşünmeden ve onun hatta diline çuvaldız niyetine deyip öyle bir sloganla yolumuza devam ediyoruz. Bana dönük baskılar da tam o dönemde oldu. Çünkü ben artık Jinha'da 2015 ve 2016 yıllarında öz yönetim direniş sırasında orada alanda gazetecilik yapıyordum. Bu biz kadınlar için çok önemliydi. Çünkü ya tarihten bu yana kadınlar sürekli savaşın içerisinde bir söylemi olan ama bu söylemi çok da duyulmayan ve savaşın bütün bir biçimine karşı mücadele eden ve bu durumdan dolayı en çok mağdur edilen taraf. O yüzden nedenini araştırmak için ya da nedenini bulmak ve onu daha yansıtmak ve oradaki kadınların söylemini kendi dilimizle, kadının kalemiyle anlatmak için sahada olmamız gerekiyordu. O çatışmaların içerisinde aslında o dönemde en çok da Jinha oldu, Jinha muhabirleri oldu. O yüzden belki bu kadar baskı gördük. O dönemde ben tüm onları yaşarken sonuçta sanat yapan biriyim, sanat okuyan biriyim. Öyle şey düşün, bana çok yeterli gelmedi, kendimce yeterli gelmedi. Benim kalemim bana çok güçlü gelmedi. O yüzden resim yapmaya başladım. Resimlerle artık sosyal medyada paylaşmaya başladım. Paylaştıkça da tepki almaya başladım. Sosyal medyada çok saldırdılar. Polisler aramaya başladı. Ben orada bir yandan gazetecilik yaparken bir yandan da aslında saklanarak gazetecilik yapmak zorunda kaldım diğer arkadaşlarım gibi. Öyle bir durum oldu. Son yaptığın özellikle bir tablo seni hapishaneye soktu, öyle değil mi? Yani evet. Yoksa hepsi mi bilmiyorum, benim bildiğim bir son tanesi yaptım, değil mi? Evet. Bir tanesi. O biraz o tabloyu anlatır mısın? O çünkü sembol bir tablo oldu. Evet, ben Nusaybin'deyken sokağa çıkma yasağı sırasında yine orada gazetecilik yapmak üzere orada kaldım. 5 ay boyunca bir evden hiç çıkmadık.
Ve son dönem çok ağırdı yani Cizre'nin son sokağa çıkma yasağı gibi müsahibinde hatta daha büyük bir yıkım gerçekleşti. Altı mahallesi ve müsahibini yapan o koca altı mahallesi çünkü 90'lardan bu yana 90'lar göçünden dolayı merkezi yerlere yerleşen ve orada aslında kendi gettolarını yaratan bir kesimin yaşadığı bir mahallelerdi bunlar. Orada çalıştığım sırada ya 5 ay sonrasında sosyal medyadan gördük ki Nusaybin Zaferi diye bir fotoğraf ortada. Ve tanklar, askerler poz vermiş ve bütün manşetlerde yani bu havuz medyasının bütün manşetlerinde çok güzel bir şey yapmışlar gibi manşetlere taşıdılar. Ben de aynısını yaptım. Belki de bu resmin o özelliği o yani kendiliğinden olması. O an amacım birilerini harekete geçirme değildi, birilerine bir şeyler söyleme, duyun sesimizi değildi. Çünkü son andı. Sadece gördüğümü yapmak istedim. O yalınlıkla vermek istedim. O sadece tek değiştirdiğim şey yani tankları, o akrepleri gerçek akreplere dönüştürmemdi yani. Ve onun içerisinde kusan askerlerdi. Belki de işte bu kendiliğinden olma ve o yalınlık. Çünkü Adorno da söyler eğer sanatçılar politik işler yapıyorsa ve acı üzerinden bir şey ifade ediyorsa ya kendiliğinden vermesi gerekiyor ya da o soğuklukla vermesi gerekiyor. Çünkü o soğukluğu onun üzerine bir edebiyat yapamazsın, onun üzerine bir güzelleme yapamazsın ya da kendi duygularını farklı ifadelerle süsleyerek veremezsin. Çünkü o onun samimiyetini O kırar. yüzden o kadar güçlü oldu ve bu kadar tepki yarattı Evet, devlet. belki de öyleydi ama o resmi yaparken de Adorno böyle söylüyor diye de değildi. Yani belki de oradaki gazeteciliğinden gelen soğukluktu. O yüzden mesela diyorlar ya kendini gazeteci mi olarak tanımlıyorsun yoksa ressam olarak mı? Hayır, ikisi de olarak tanımlıyorum. Çünkü eğer bu protest alanda yaptığımız sanatın bu şekilde olması, gazeteciliğim olmasaydı bu böyle bir ifade biçimine ulaşmazdı. Çünkü maalesef o hassas noktalara dair bir şeyler yapıyorum. Kendi tanıklığıma dair bir şeyler yapıyorum. O gazeteciliğimden gelen dediği etti, belirtti, şu gün şu kadar kişi şöyle oldu demedeki soğukluk oraya da yansıdı ve o, belki o yüzden. Peki ne oldu? Onu sosyal medyaya koydun ve gözaltı mı, o gün mü oldu? Yo, sosyal medyaya koyduktan sonra bir anda böyle her yerde paylaşılır oldu. Hiç bilmediğim yerlerde, hiç bilmediğim ülkelerde paylaşıldı. Ve Türkiye'deki o devlet tarafındaki kişiler de paylaşmaya başladı. Bir yandan çok iyi bir iş olarak paylaşıldı. Bir yandan da çok hakarete maruz kalan ve çok acayip böyle küfürler, bir sürü şeylere maruz kaldım. Yani iki duyguyu bir arada yaşadım ve öyle Bekledin şey mi ya, oldu. gelecekler ve alacaklar? Bekliyordum çünkü ben o resmi yaparken zaten kaçaktım. Yani hem saklanıyordum çünkü polis tarafından bir mimlenmiştim. Ama bundan dolayı beni tutuklayacaklar ve bundan dolayı bana ceza vereceklerini düşünmüyordum. Çünkü sanattan anlamıyor bu devlet yani. O yüzden şey yapamıyordum yani tahmin edemiyordum. Peki nasıl oldu gözaltı? Sonra Yakalanma ben mı? gizli bir şekilde müsabinden çıkmaya çalıştım. Çıktım da başardım ama Mardin'de takip etmişlerdi. Yolda Mardin'de beni yakalandın. tutukladılar. Bir yerde otururken tam çıktım, arkadaşlarımla buluşacağım, gazeteci arkadaşlarımla ve yola devam edeceğiz. Tam orada etrafımızı sardılar, aldılar. Peki içeride kötü muamele gördün mü? Göz altında kötü muamele gördüm ama yani diğerleri gibi fiziksel bir şiddet görmedim ama böyle bir şey yapmışlardı. Zaten benim üzerime de ayrıca 9 ifade vardı. Örgüt üyeliğimden de yargılanıyordum. İşkencede önlerine bırakılan listeleri zorla imzalatmışlar. Gözaltındaki şey çok şeydi. Her yer sidik kokuyordu. Her yerde kan vardı. Yani o beni çok acayip korkutmuştu. Bir de ben korkularımla yaşayan bir insanım yani korkuyu serbest bırakmayı da seviyorum yani. Çok şey yok, bana da şimdi saldıracaklar, bana da işkence yapacaklar ve ben birilerinin ismini söyleyebilecek miyim, söyleyecek miyim acaba? Yani o tedirgin oluyor, kendini, kendi kişiliğini, karakterini yani bir şey işte sınav gibi kendini daha önce hiç tanımamışsın, o yönünü hiç görmemişsin ki aslında ben de böyleyim, ben hiç isim vermem
diyemiyorsun. O an o senin şeyin yani o andan sonraki onu yaşadıktan sonra ondan dolayı ve şey polis sürekli hani eğer sevgilim olursan seni bırakırız, yüzünü değiştiririz, estetik yaparız, başka bir ülkede çok güzel bir hayat yaşarsın, beraber Antalya'ya tatillere gideriz falan. Yani bir gazeteciye bunu söylüyorlar. Diğerlerine demek neler neler söylemişlerdir. Ben bunu yazabilirim söylediğimde hani nasıl bunu söylüyorsunuz? Kim inanır ki falan dediler yani. Gerçekten de hani bu aslında onların o bütün politikasını da gösteriyor. Kim inanır ki? Neredeydin? Yani. Mardin'de Nusaybin'e götürdüler. Nusaybin karakolunda mı bulundular? Evet, Nusaybin. Sonra tutuklama kararından sonra? Tutuklama savcıya çıktım. Ondan sonra tutuklama kararından sonra Mardin cezaevine. Mardin cezaevine. Örgüt üyeliğinden değil mi? Daha örgüt başta. Üyeliği ve propagandadan. Sonra örgüt üyeliği düştü çünkü ifade verenler herkes biz bu kişiyi gerçekten tanımıyoruz verdiğimizde. Hatta bana ifade veren bir kadın, benim üzerime ifade veren kadınla aynı koğuştaydım. Ben de hiç şey yapmadım çünkü yani insan bazı şeyler gerçekten insanidir ve bilemezsin neler yaptığını o dönemden. Ya, büyük konuşmak çok ben hiç doğru bulmuyorum. Onu yaşamış bir insanı, yaşamayan bir insan nasıl bunu yaparsın demek çok üstten konuşmak olur. Bir aydan sonra şey yaptı, senin ne dosyan ne falan, dedim ki üzerime 9 ifade var ve böyle bir de yaptığım resimden dolayı. Ya vay alçaklar falan yaptıktan sonra dedim ki ya kusura bakma hani ben öyle görmüyorum ama bunlardan biri de hani sendin işte. Çok üzüldü. Hadi ya ben miydim falan. Şok oldu. Yani hani düşünebiliyor musunuz ya? Benim üzerime bir ifade vermiş ama bunu bilmiyor. Benim gibi bir sürü kişiye vermiş. Yani peki, belki imzaladığını bile bilmiyor, hatırlamıyor. Propaganda resimden miydi, haberden miydi? Resimden dolayı, Nusaybin resminden dolayı. Bir de 10 yaşındaki bir çocukla kendi günlüklerini... yani, o neydi? Biraz ondan bahseder. Çocuk biz ceza diyorum. Nusaybin'de bir mahallede kalırken ailelerin evinde kalıyorduk. Çünkü sokakta yani akşam bir yerlerde uyumamız gerekiyor. Bir aile çok tatlı, bize çok emeği olan bir ailenin evinde kalıyorduk. Elif de onların kızıydı. Çok tatlı bir kızdı. Sürekli çok moralli, motivasyonu çok yüksek bir kızdı. Bana günlüklerini gösterdi. Bak ben günlük tutuyorum, ben de işte bir şeyler yapıyorum diye. Biz yazıyorduk çünkü her gün bir şeyler falan. O da hani yazdığını göstermek için. Sonra ben defterine baktığımda çok ilginç, bizim hiç bakmadığımız yönden şeyler yapmış. Yani savaşın içerisinde başka insanlara seslenmiş. Bir gün birileri bu günlüğü görecek demiş. Ötesini hayal etmiş yani. Çok çok güçlü. Yani yüzlerce gazeteciden ve yazardan, daha sonra dışarıdan buna dair roman yazan kişiden çok daha güçlü bir şey yapmış. O an içinde yazmış. Orada da zaten şey diyor, yani askerler gelirken biz içeri giriyoruz tanklar geldiğinde çünkü evimizi kurşunluyorlar. Biz kurşunların işte ulaşamayacağı yerlere saklanıyoruz. Gittikten sonra tencere tava vuruyoruz. Buradayız yani, biz buradayız hani, gelmeyin biz şeyiz yani hani bu... siviliz, siviller de burada diye hani tencere tavalara vururlardı. Bunu söylüyoruz ve ben bütün dünya çocuklarına sesleniyorum. Ne olur sesimizi duyun, bir gün biz kazanacağız işte. Çocuklar bu dünyayı güzelleştirebilir, hadi el ele verelim. Ve bunu örgüt propagandası olarak gösteriyor ve halkı kin ve nefrete sürüklüyor diye tabir etti hakim. Ne ceza istediler? Bana iki ceza verdiler. Hem yaptığım resimden dolayı hem de yaptığım resmin fotoğrafını da çektiğimden dolayı. Onun ama için. Fotoğrafı ben çekmedim. Onlar çekmişti. Ve o fotoğraf da yani çok güzel bir şey aslında. Bu fotoğrafın bu şekilde çekilmiş olması ve böyle yayılma biçiminin demek ki çok yanlış ve faşizan olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Ama ya, adres ben değildim. Çünkü o kişi ben değilim. Ondan dolayı halka ayaklanmaya ve kin ve nefrete sürüklüyor diye şey yaptı ve Elif'inkini de günlüğü, küçük bir çocuğun günlüğünü olmayan şeyleri yazarak, olmayan bir olaya dair küçük çocuğun yazdığı şeyi haberleştirerek halka kin ve nefrete sürüklüyor diye. Ve ne kadar? 4 yıl? 3 yıl. 2 yıl, 9 ay, 22 gün bilmem kaç gibi öyle yapıyorlar ya düşmesin diye. Öyle. Ve resim nerede bu arada şu anda? Resim aslında dijital. Çünkü orada malzeme yoktu.
Yani yiyecek bir yemek bile yoktu. O yüzden malzemeler şey değildi. Hep çok kısıtlı bir malzemeyle dolaşıyorduk. Ben hep böyle jeneratörden, benim kalem özelliği olan bir telefonum vardı. Jeneratörle dolduruyorduk şey ya da bir elektrik buluyorduk. Telefonda mı yaptın? Telefondan yaptım. O yüzden dijital resim. Peki hapishane dönemi, biraz ondan bahseder misin? Neredeydin? Mardin, Diyarbakır ve Tarsus'taydım. Mardin'e giderken zaten çok ilginç oldu. Diyarbakır'da da öyle. Ama Mardin'de hep Nusaybin'den daha önce, benden önce tutuklanmış kişiler vardı. Gazeteci arkadaşım Meltem Oktay vardı, Şerif Oruç vardı. Ve haberini onlar hep tutuklandığında halktan kişiler gözaltına alındığında ben haberlerini yapıyorum. Ya ailelerine ulaşıyorum ya bir şey bir şekilde şey yapıyoruz. Daha önce de hepsini de tanıyorum. Gittiğimde hiç yabancılık çekmedim. Aa Zehra geldi. Hep böyle aa Zehra sen de gel bekliyorduk ya deyip diyorduk bugün yarın gelir. Sonunda geldim ben dedim ki aa nasılsınız görmeyeli falan. Hani böyle şey oldu yani hani sanki cezaevine girmemişim de. Aileye kavuşmuşum. Aynı aileye kavuşmuşum çünkü herkes oradaydı. Ve onlar da beni bekliyor her gün diyorlar ki ya Zehra bugün de gelmedi falan. Yani sonunda gittim. İlginçti yani. Kalabalık bir koğuştaydı. Çok kalabalıktı. Mardin çok çok kalabalıktı. Zaten çok eski bir cezaevi ve tek koğuş 52 kişiydik yani. Tuvaletlerin önünde uyuyanlar, yaralılar, anneler, çocuklar. Yani iki çocuk vardı zaten. O ikisi de yani şey diyormuş onlar ben gittikten sonra duydum. Bazen hani aile dışarıdaki babalarını gönderiliyor gezdirmeleri için yani ayda bir falan. Biz tahliye olduk. Hadi bizim tahliye şeyimizi yapın, partimizi yapın diye akşamdan parti yapılır. Bunlar tahliye olacak diye. Sonra tekrar geldiklerinde ya biz yine tutuklandık. Polis bizi tutukladı falan diye. Yani çok tatlı bir söz ama o kadar acı ki yani aslında çocuklara bunları yaşatmış olmaları. Senin sanatını nasıl etkiledi hapishane süreci? Yani ben cezaevinde ve olmayan bir şeyle resimler yapılabileceğini hiç bilmiyordum yani hep. Çünkü resim bazen gerçekten de sanat biraz da öyledir, lüks isteyen bir şeydir. Yani bir, belirli bir konforu olması gerekiyor, atölyen olması gerekiyor, tuvallerin olması gerekiyor. Belirli malzemeler vardır ve o medyumlarla yola çıkman gerekiyor. Cezaevinde bunların hiçbiri yoktu. O yüzden böyle bu kez arayışlara girdim. Evet bunlarla olmuyor ama benim de algı, yani kendi algılarım böyle alt üst oldu yani. Ve arayışa geçtim kahveden işte kahverengi çıkar, işte rokkayı ezersen yeşil çıkar, kuş burnu biraz sürersen mavi olur ama tam üzerine bekletirsen kırmızı olur. Yani artık bir şeylerin karakterini öğrendim ve hükmetmemeyi öğrendim. Çünkü sanatta biraz da kendi işine hükmedersin. Ama o sana hükmetmiyor. Diyor ki hayır bırak bu böyle olmaz diye malzemeyle konuşmaya başladım. Çok etkileyiciydi yani. Hani o hükmetmeme ve kendiliğinden ve aslında sanatın da yani sanat yapma dönemi yani o işi yaparken de o da ayrı bir işmiş. Ayrı bir performansmış. Onu öğrendim. Yasaktı değil mi? Yani evet yasak. Malzeme getirmek de yasak ki resim yapmak da mı yasaktı? Evet. Mardin'de yasak değildi. Malzemeyi de alabiliyordum ama Diyarbakır ve Tarsus'ta yasaktı. Mardin, T tipi miydi onlar? Yok hepsi de E tipiydi. Biri T tipiydi. Ama şey OHAL geldi yasak diye şey yaptılar yani. Peki nasıl boyuyordun o yasakta? Bunu nereye boyuyordun? Bunu da çok ilginç bir yöntem bulmuştum. Annemle, annem ve ablamla çok işbirliği içerisindeydik. Yani annemin de değişik bir direniş biçimi oluştu. Zaten annem de çok bambaşka bir kadın. Belki de sanatı ondan biraz da öğrendim. Yani ben yokum ve 1,5 yılda beni hiç görmedi zaten cezaevinden önce de. O sokağa çıkma yasakları döneminde, öz yönetim direniş döneminde. Ve hep bana diyordu ki yani bittikten sonra kavuşacağız. Ve kavuşamadan da ben yeniden tutuklandım. Annem de artık herhalde kendine yeni bir yöntem buldu. Yani şey ağaçlardan böyle çubuklar keserek ve kendi kumaşlarını yani elbisesinden kumaşlar keserek bebekler yaptı. Bir kendisini yaptı, bir de beni yaptı ve yapmış. Ve benim ben dökülen saçlarımı hiç atmazdım. Hep evde vardı. O saçları da o bebeğe takıp biri Zehra, biri de o sürekli onları konuşturarak yani kendi çocukluğuna da bir şekilde dönerek ve üzerine de ağıtlar
yakarak böyle bir yani 3 yıl boyunca hep böyle yaşadı annem. Yani bu da başka bir şey yani ve o annem bu kez ben resim yapamıyorum diye kendi yöntemlerini buldu. Benim hiç aklıma gelmezdi bir kıyafetin üzerine resim yapmak ya da kıyafetle aslında içeriye malzeme koyma biçimini. Ya giderdi böyle elbise dikerdi ama şey üzerine resim yapabileceğim kumaşları seçerdi. Onu da gider tarladan domatesin şeyi fidesi hep böyle renk verir, yeşil renk verir. Onu böyle o fidelere sürüp ablamla öyle getirirdi. Sonra bana gizliden şey söylerdi. Onu bir suya koy. O sonra rengini verecek. Hem o rengi kullanırsın. Sonra bunun üzerine resim yap. Haftaya ben geleceğim. Sana yeni bir elbise getireceğim. Sen bunu yaptıktan sonra tekrar dik. Kirli diye onlara ver. Onlar şey yapacak ve yani Mucize. böyle yapıyorduk yani ve ama onun da başka şeyi var, başka yöntemler de deniyordu, etekler getiriyordu. Şey kapıda şey diyormuş, teyze bizimle dalga mı geçiyorsun, bu etek değil, böyle atıyorlar şey yapıyor. Annem gidiyor diğer hafta üzerine süslemeler yapıyor, yine diyor teyze böyle etek olmaz falan, başka bir şey yapıyor. Elsa diyor ki Dayan sen, ben başaracağım, sana o eteği sokacağım içeri. Mesela onun da herhalde böyle bir onlara İçgüdüsel karşı şeyi vardı direnişi yani. oldu. Evet, birinci Peki oldu. sen onların üstüne işliyordun, resim onun Evet. üzerine yapıyordun ve dışarı yolluyordun. Resim Dışarıda dediğimiz evet. nasıl şeyler yani? Elle mi boyuyordun? Kalem çünkü Kalemle. yoktu ve o söylediğim bahsettiğim malzemelerle yapıyordum. Baharatlarla, yemek atıklarıyla onlarla yapıyordum. Ve o şekilde de dışarı çıkarıyordum ya da gazete kağıtlarının üzerine yapıyordum. Gazete geliyordu içeri. Bazen gelmiyordu, yasaklanıyordu. Bazen de geliyordu. Ben de o kağıtları saklıyordum, öyle çıkarıyordum. Şimdi Berlin Bienalindeki işim de aslında o. 1,5 yılda çıkardık. Avukatlarım çok destek oldu motivasyon anlamında. Nasıl bir yön bulmam gerektiği ve şey daha önce çünkü çok profesyonel olmadığım bir alanda çizgi roman alanı. Arkadaşım Fransa'da yaşayan arkadaşım Naz'dan ben mektuplar istedim ve dedim ki hep aynı tek renk kağıtların üzerine yaz. Çünkü kağıt girmesi de yasak. O da öyle yaptı. Arka sayfasını boş bıraktı. Ben de arka sayfalarına hep cezaevinde olduğum dönemleri anlattım. 80'lerden bu yana. Yani önce günümüz cezaevini anlattım. Sonra 80'lere döndüm. Çünkü Diyarbakır'ın öyle bir özelliği vardı kaldığım cezaevini. Evinin ve ondan sonra yine günümüze gelerek öyle bitirdim. Öyle bir iş var yani. Hep bu şekilde yapıyorduk. Çeşitli yöntemler bulup bir şekilde yapıyorsun. Beni en etkileyenlerden biri de tahliye olacak mı? Tutukluların bedeni üstüne çizdiğin örnekler Evet. var değil mi? O nasıl oldu? Onlar da tahliye olduktan sonra ben yani çünkü hiç bırakmıyorlar ya bir şekilde çıkarmam gerek. Aslında bu da bir performans yani sanatın kendisi aslında o illa bir şeyin kalıcı olmasına gerek yok. Zaten artık modern sanat çok da bunu yani diğerleri gibi öyle çok gerekli olan şey değil. Daha çok kavrama yönelen ve aslında daha çok ne söylediğin ve ifade etme biçimine dair yoğunlaşan bir sanat biçimi ya. O yüzden de yani aslında bu da öyleydi. Tahliye olan arkadaşlarının sırtına resimler yapıyordum. Hem onlara hatıra kalıyordu, şey oluyordu son bir iz. Hem de onlar da çıktıktan sonra fotoğraflıyorlardı ve öyle kalıyordu. Yani insan bedeniyle dışarı tablo çıkardın aslında. Bilmiyorum tarihte bir şey var mıdır benzeri ama. Peki yakalandığın oldu mu hiç? Evet, yakalandığım çok oldu çünkü aramalara sürekli geliyordu biliyorsun. Arama yaptıklarında yani resim malzemelerime çok el koyuyorlardı. Yani resim malzemelerim derken de şey yani o kahvenin bilmem neyine, işte nar suyuna bilmem ne bunlar ne böyle diye el koyuyorlardı. Bazıları da çok kokuyordu kavanozu açtıktan sonra. Gardiyanlar dışarı çıkıyordu oksijen oksijen diye çünkü hani böyle kötü oluyor yani hissediyorum ki bu da aslında güzel bir molotof gibi bir şey aslında böyle oksijen deyip dışarı çıkıp hava alıyorlardı el koyuyorlardı götürüyorlar saçmaydı ama yani hani buna mı kaldınız yani bunu zaten yine yaparız yani ama
şey 30 resmime el koydular ve her seferinde de şey gelip yakıp imha ettik deyip mazgalı kapatıyorlardı. Ama onlar 30'a el koydu, ben 300'den fazla resim çıkardım ve onların eline vererek çıkardım yani. Hani gizli bir şekilde çıkardım ama fark etmediler. Onlar o an onu sanat olarak belki de hiç görmediler. Çıkan resimler ne oluyordu? Bir değer de biçmedikleri için şey yaptılar. Çıkan resimlerimi de daha ben cezaevindeyken Fransa'ya daki arkadaşıma gönderiyordum. Bir de avukatlarım da çok sahip çıkıyordu resimlere. Böyle küçük küçük sergiler başlamıştı daha o dönemde. Peki bir gün birden Manhattan'dan bir şey haber geldi. Biraz o nasıl yaşandı? Ne oldu? Sen nasıl haberdar oldun? Ya çok ilginç bir şekilde benim ablam sürekli görüşe geliyor. O herhalde bir ay sürdü bensini bana kendini anlatma çabası. Çünkü ablam diyor ya bir tane İngiliz sanatçı var, ben mi, Cem mi bir şey. Ben diyorum ki bak sonra aklında iyice tut diyor, kağıda yazamıyorum, kağıda yerimden nasıl, ne yapıyor? Yani şey diyor hani haber mi haber gönderdi ilk başta, hani ulaşmak telefon istiyorum. Mail atarak diğer gazeteci arkadaşım Onur üzerinden. O da ablama söylüyor çünkü o da İngiltere'de. Ablam da gelene kadar şey yapıyor hani çok şey yap. Ben de diyorum herhalde yine bir sanatçıdır. Hı. Ben de selam söyle falan diyorum. En sonunda avukatlarım geldi. Banksy sana ulaşmak istiyor. Sana selam söylüyor falan. Ben mektup yazmıştım. Ben de ona mektup yazdım. Çok teşekkür ederim ilgin için falan dedim. Yani hani yazdın mı, yazıştınız? Evet. Eserden önce bu. Eserden önce hep yazıştık. Çok dayanıştı yani o anlamda. Böyle çok o yüzden sana mimi geldi. Sadece resmi yapıp şey yapmadı. Hı, yani resimden sonra da hep dayanıştı. Peki sonra yaptığını nereden öğrendin? Sonra bana dedi ki seninle ilgili bir şey yapabilir miyim? Ben de hiç böyle bir şey tahmin etmiyorum. Yapabilirsin tabii ki. Yani ben şey mutlu olurum dedim. Sonra bir gün baktım gazetede bu gazete geldi. Banksy New York'ta bir resim. Şok oldum yani. Bir şeye de şok oldum. Yaptığım, ceza aldığım bu resmi de yansıtmış ve dev bir şekilde Allah bu resmi ben mi yaptım? Hani bu kadar böyle etki uyandırabileceğini düşünememiştim. Çok duygulanmıştım. Cezaevindeki herkes çok şey olmuştu. Zehra gel bak bak işte şey oldu falan diye. Ve arkadaşlar böyle gazeteyi bir kişi okudu sesli bir şekilde. Öyle toplu bir şekilde okuduk. Çok etkileyiciydi ve o dönemde de Afrin'e dönük saldırılar başlamıştı. Çok moralimizin çok düşük olduğu bir dönemdi. Öyle bir dönemde böyle bir şeyin olması bizi de şey olarak da motive etti. Yani birileri duyuyor, birileri bu şeyin olayı yani başka bir şekilde de okuyor yani. Hani o şey olarak güzel. Cezaevinin tepkisi ne oldu sana karşı? Cezaevi bence anlamadı. Evet. Onlar da yani çok kimdir falan bir şey yapmadı yani. Ama seni dünyaya tanıtan o oldu bir yerde, evet, değil mi? Yani bir bütün kapıları açan da oldu. Cezaevi şey yapıyordu, benimle çıkan bütün haberleri topluyordu. Yani ben özellikle Banksy'yi bence çok anlayamadılar o gücü. Ama ben mesela hep şeye çağırırlardı, biz temsilciyle giderdik, müdür şey yapardı. Ya Zehra sen de artık resim yapmasan olur mu? Yani hani çünkü başımıza çok derde sokuyorsun ve çekmeceyi çekerdi. Bak sana dair bir şeyleri de hep topluyorum, görüyor musun? Seni yakından takip ediyorum deyip benimle ilgili aslında hani seni yakından takip ediyoruzun şeyini de veriyordu. Ve o dönemde de şeydi, ben adet kanıyla da resim yapıyordum. Bir gün yine beni çağırdılar, temsilciyle gittik. Dedi ki ya çok özür dileyerek söylüyor, affedersiniz de şeye dönüyor kadın gardiyanlara. Çok affedersiniz, ağzıma almak istemiyorum ama sanırım siz... Ya şeyle, neyle dedim, ya şeyle bir şey yapıyorsunuz dedim, neyle ne yapıyorum? Söyle. Şeyle kanla, hani kadınların şey hastalandığında dedim, ha adet kanıyla mı falan? Yok evet yani bizimkiler şey oluyor, ben bir de mektup kağıdına da bazen bilerek koyuyordum zarfların içerisinde, dokunsunlar görsünler neyle yaptığımı. Yani sinirlensinler diye de yapıyordum, yoksa şey değil yani o kadar. Ya işte hastalık kaparız bilmem ne falan dedim. Senin doğduğun şeyden sen niye hastalık kapasın yani? Kapsaydın o daha embriyoyken kapardın yani. Yani öyle değil, bir de tarihten bu yana önceki iş dönemlere bakarsan ya adet olmuş kadın toprakta yürütülür. Çok da sağlıklı bir şeydir. Hiç korkmayın, bir şey olmaz falan. Ama ayıp, lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve vicdanınız varsa bu resmi böyle resimler yapmazsınız dedi adam.
Belki senin vicdanın olsa sen malzeme verirsin. Siz elinizi vicdanınıza koymazken içeride olan, tutuklu olan bir insana elini vicdanına koy diyorsun. Yani bu nasıl bir mantık? Ya yani biraz da aslında güçlü bir şey, daha tutukluyu, daha içer bizi güçlü buluyorlar ve elimizi vicdanımıza koymayı düşünüyor. İstiyorlar. Zehra, ben senin o tablonun şeyini öğrendin mi sonradan? Çıktıktan sonra da ilişkiniz devam etti mi, yazışmanız? Yani nasıl yapmışsın herhalde? Yani şeyi pek, yani şey yapamadım. Herhalde sosyal medyadan bulmuş ve hani dışarıda çok gazeteciler dayanışma gösterdi. Ondan dolayı haberdar olmuş. Ve yani kendi arkadaşları üzerinden ulaşmaya çalışmış bu kız kim diye. Bayağı bir bulmaya da çalışmış, bulamamış falan. Hatta bir Kürt şeyine de yazmışlar. Demişler ki ben size ulaşmaya çalışıyorum. Zehra'yı tanıyan var mı? Herkes ben tanıyorum demiş ama kimse adresimi şey yapamamış. Böyle bayağı bir zorlanmış da. Öyle sonrasını hiç şey yapamadık. Hala görüşüyorsunuz. Ben... Yazışıyorsunuz. Ya, yazışıyoruz. Haberleşiyoruz. Ben İngiltere'de sanatçı oturumu aldığımda da benimle ilgili bir şey yazdı. Referans mektubu yazdı. O da çok ilginç. Referansta diyor ki Zehra'yı eğer oturum verirseniz bu sizin için iyi olur aslında. İngiliz hükümetine söylüyor. Yani hani şey değil. Ama benden hani ben sonuçta onunla dayanışan biriyim. Ben bir referans mektubu yazmam gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Benim şirketim yok, hiçbir şeyim yok. Antetli mektubum da yok. Sizin galiba şey koşullarınızdan biri de antetli bir kağıda yazmam gerekiyor. Not yukarıda göreceksiniz antetli kağıdımı. Böyle bir fare yapmış. Farenin altına da not, bu resmi bir yazıdır diye, bu antetli bir kağıttır diye böyle şey yapmış. Yani. Çok esprili ve yani benim gerçekten İngiltere'de yani sanata dair, yani orada da dışarıda da yoluma devam etmem için manevi anlamda çok destek sundu. Hala da sunuyor. Yani o yüzden çok güç aldığım bir sanatçı. Şimdi peki çıktın. Ne kadar toplam yattıktan sonra çıktın? 2 yıl 4 ay. 4 ay sonra çıktın. Yurt dışına çıkış yasağı var mıydı? Yoktu. Ne yapmaya karar verdin çıktıktan sonra? Ya çıktıktan sonra bir şekilde buraya gelmem gerekiyordu. Avrupa'ya gelmem gerekiyordu. Çünkü bir dosyam daha vardı. Yani 3. defa cezaevine girmeyi göze alamadım yani. Hani şey yapamadım. Çıkmayı düşündüm ben en azından bir süreliğine. Çünkü bir şey, Nusayir resmine indeks bir ödül vermişti. Onu almak üzere. Ha, bu arada sen içeride bir sürü ödül aldın. Evet. Değil mi? Birçok ödül aldın. Evet, bir sürü demeyeyim. Ve onların haberleri geldi değil mi? Ödüller evet, geldi. Onların da haberi geliyordu. Böyle ilginçti yani. Ben içerideyken Jinha'da çalışıyordum. Böyle bir de Jinha'da çalışırken de şeysin. Hiçbir zaman kişi değilsindir. Yani kişilersinizdir. Bir kurumsunuzdur. Bu daha güzeldir zaten. Yani çok da güç verir yani. Kişi olmaktan çok çok daha güç verir. Çünkü güçlü, muazzam bir sürü kadınla beraber çalışırsa acayip havalı. Ama şey olarak, bir Zehra olarak hiç o resmi yaparken de öyle bir amaç da yoktu zaten. Çıktıktan sonra ben cezaevindeyken de herhalde içeride insan çok şey yapamıyor mu bilmiyorum ama çıktıktan sonra bu kadar tanınır olduğumu görünce çok şok oldum. Ne oluyor ya? Ben mi ya? Falan oldum yani. Allah Allah, misal bir resim o kadar duyulmuş mu? Yani çok mutlu etti. Başka bir resim, belki de sanatsal disiplini sadece ön planda tutan ve o şey bir resim olsa böyle mutlu olmaz ama çok bambaşka bir şey bir resim. Yani peki ilk sergi Londra'da mı oldu çıktıktan sonra? Evet, ilk sergi şey Tate Modern'de Tate oldu. Modern'de ilk mi? Katıldığım sergi oldu. Ege Dündar'la beraber yaptık. Hem bir gazete çıkardık. Geride kalanlar. Ve çok ilgi gördü. Çok çok büyük bir ilgi gördü. Sen orada başka bir şey de yaptın değil mi? Ailenin bazı şeylerini, evlerden örnekler, evet, sergiledin. Evet, hem benim ailemin hem annemin elbisesi, onun şeyi, hem de çünkü o da o dönemden şeyi, benim de bir hikayem var ve oradaki insanların da o şeyleri, mesela yanmış halılar, ya bunlar benim ilgimi çekiyordu çünkü sanat okuyordum. Türkiye'den getirdim. Evet, Türkiye'den getirdim onları da. Daha Nusaybin'deyken onları topluyordum zaten. Cizre Nusaybin derik, bir gün böyle bir şey yaparım diye bunun için çalışıyordum. Yani bir yıl boyunca hep bunun üzerine şey yapmıştım. İçeride de hep bunun üzerine de o kavramsal olarak şeyimi de çalışıyordum yani. Bayağı bir yoğunlaştığım bir biraz seni üzen eleştiriler oldu birkaç, evet, tane.
Ya aslında beni çok da üzmedi. Bazen de eleştiriler tamam. Şey olur. Üzüldüm tabii ki de hani burada şey yapmıyor. Çok o dönem şimdi biraz düşünüyorum da üzülmüyorum. Evet. Yani hani şey herkesin başına gelebilecek bir şey. Çok uzaktan okumalarına çok üzüldüm. Keşke işimi gelip yakından baksalardı. Madem bu kadar ilgi duyuyorsun, madem bu kadar şey yapıyorsunuz. Gelip işime yakından baksaydınız, o zaman bir şeyler söyleseydiniz. Ona çok üzüldüm. Ama işimin bu şekilde konuşuluyor olması ya da şey oluyor olması çok da belki de olması gerekiyor. Bazen de sanat da budur, provoke edersin işleri. İnsanların sinir ama en çok desteklemesi dokunan gerekenlerden geldiği için eleştiri galiba. Evet, evet o yani çünkü muhalif kesim. Yani diğerleri ya bunu kullanıyorsun diye eleştirdim. Evet zaten. Yani hani şey yaptılar yani pornografi dediler mesela buna. Ama pornografinin kavramsal derinliğini ne kadar biliyorsun ki buna bunu diyorsun. Ha diyebilirsin belki pornografi üzerinden sanat yapılabilir. Belki yapıyorlar yani şey değil. Bunu nasıl kullandığın ve ne amaçla yaptığın önemli. Ama o iş öyle bir şey değildi. Kanlı kıyafet diyerek pornografi dediler. Orada kanlı kıyafetler yoktu. Kanlı hiçbir şey yoktu. Yani yanmış eşyalar vardı ve bunlar da tamamen aslında diğerlerinden çok ayrı işlerdi. Mesela battaniyeye işte yatak odası şeyi metaforu kullanarak şey yaptılar ama bence bu da onların iyi okuyamamasından dolayı o battaniyeler aslında o barikatları barikat yaparsın halk geçsin diye yani yanlış okumalar yaparak bir şeyler yaptılar yani hani böyle ilginç değil böyle şeyler insanı şey yapar çünkü benim ilk sergimdi. Şimdi dönüp baktığımda diyorum ki ya aslında iyi ki de böyle bir tartışma olmuş. Ama o dönem ben ne oluyor ya niye böyle oldu? Bunlar bana destek sunuyordu. Hatta birçok kişi bana şey yazdı. Keşke hep cezaevinde olsaydım. Senin cezaevinde seviyorduk. Ve senin şeyin çok şey farklı oldu bilmem ne. Ama yani sen beni ben cezaevindeyken desteklediysen sende zaten bir sorun var. Çünkü ben Nusaybin'i yapmışım içeri girmişim. Yine pornografi diyorsan o işten çok kopuk bir iş değil. Nusaybin'in resmi de zaten tam anlamıyla o işle bağlantılı bir resimdi yani. Ne oldu da tek moderne geldim diye mi bunu bu kadar eleştirir oldun yani? Biraz o var galiba değil mi? Yani dünyaya gösteriyor olmak. Yani biz aramızda kalsın bunlar dünya görmesin bilmesin. Evet. Şeyi çok yaygın. Biraz da şeydi yani hani neden hani ya büyük bir yerdi. Ama büyük bir yerin de bazı katları vardır ve o katlarda çeşitli küratörler vardır ve o küratörlerin de çeşitli dünya görüşleri vardır. Yani şansım oydu ki çok iyi küratörlerle çalıştık Ege'yle ve protest duruşları olan, dünyaya dair fikri, zikri olan, Filistin'de çok çalışmış olan, Saraybosna'da 90'larda o dönemlerde çalışmış olan küratörlerle çalıştık. Ve o yüzden zaten ayrıntılı bir anlatıma girmemeye çalıştık. Yani çok üzerine çalıştığımız bir işti. Ama maalesef Türkiye'de çok şey gösterildi. Peki Batı'dan nasıl görünüyordu yaptığın iş? Yani hem sanatçılar hem gelip ziyaret edenler hem de küratörler açısından. Batı'dan çok iyi tepkiler aldı. Mesela Tate Modern'in şeyindeki genel koordinatörü bile özel gelip bakmak istedi. Kocaman bir yer, birçoğundan belki haberdar olmuyor. Ama özellikle o işi gezmek istedi yani gelip bakmak istedi. Çünkü orası gerçekten bir sergi değildi. Sadece böyle oranın bir şeyi de var. O katın harekete geç katıydı. Ve yani hem gösterilme biçimi tamamen yalın ve olduğu gibi süslemeden, şey yapmadan, cilalamadan, bilmem ne de şöyle dursun da algı böyle olsun. Olduğu gibi yere bırakıp öyle şey yaptık. Banksy'nin de çok yaptığı işler aslında bunlar. O da göçmenlerle çalıştığında öyle yapar, yelekleri öyle bırakır. O yüzden hani o okumasını mesela Filistin'le çok bağdaştıran olduğu Saraybosna'daki işlerle onun o hafıza açık bütün evler hafıza müzesi gibidir. Onunla bağdaştırdılar mesela. Çok iyi tepkiler aldım. Çok iyi yazdılar üzerine değerlendirmeleri çok iyi oldu.
Ama ne yazık ki Türkiye'de olmadı. Ama şey, bir de Batı'daki yani Kürtler mesela çok büyük ilgi gösterdiler. Çiçekler getirdiler, basın açıklaması yaptılar. Böyle bayağı bir sahiplendiler. Herhalde bir de sosyal medyadaki bu durumu da görünce kendileri canlı yayınlar yaptılar. Bu bizi çok etkiledi ve orada şey bir kürsü kurmuştuk. Nusaybin'den yazılan notları kendileri sesli bir şekilde okudular. Yani yine kendi insanlarımla beraber çok duygulandım. Bize gelip böyle sürekli ağladık, böyle birbirimize sarılıp. Yani çünkü hiç yalnız kalmadık, yalnız bırakmadılar. O beyaz durumdan çok çıkardılar. Evet, tek modern ama burada bizim işimiz var ve sahiplenme güzel oldu. Şimdi Berlin'e geliyorsun. Berlin Bienali'nde bir eserin sergilenecek. Ondan kısaca bahseder misin? Şimdi ben yani şey çok önemli. Başka bir iş olsaydı bu kadar şey olmazdı ama ya uluslararası tanınan bir yer ve Berlin Bienali gerçekten dünyada şimdi çok daha iyi yerlere gidiyor Bienal şeyi olarak, profesyonelliği açısından. Bu kadar uluslararası tanınan bir yerde, cezaevinde yapılan bu iş çok önemliydi. Bir şekilde böyle yerlere sokarak ve Kürtçe yazdım, yani Kürtçe'ye çeviri yapıyorlar ve orada Kürtçe bir işin olması beni ayrıca etkiliyor. Bir şeyi yaptığım bir işi, işin sonucunu görmek, orada bu şekilde sergileniyor olması etkileyiciydi ve onların da bunları kabul etmesi, bizi görmesi, bunu haklı bulması, bunu daha böyle şey bulmayıp da olduğu gibi yansıtma biçimi aslında çok önemliydi. Mesela çizgi romanda sadece günümüz Türkiye'si yok, sadece Erdoğan durumu yok. Yani evet, Erdoğan da var, şimdiki politikaları da var. Bu bir çizgi roman evet. Sahneyi gösterecek. Evet. Ve 80'lerdeki Kemalist şeyin de aslında o dönemin, o mantığın da ne yazık ki Türkiye'de gerçek bir yüzleşme, doğru bir yüzleşme hiçbir zaman haklarla olmadığı için o mantığın da aslında bizlere neler yaptığını Sakine Cansız'ı anlatırken aslında Dersim'i de anlatıyorum ve Dersim'deki o ideolojinin aslında insanlara yani ne kadar insanımıza mal olduğunu, ne kadar büyük katliamlardan geçirildiğini ve yine de gazetecilik stiliyle hiç ayrıntıya girmeden, güzelleme yapmadan olduğu gibi soğuk bir şekilde yazarak böyle bir şey. Şu anda birkaç başka Batı başkentinde sergiler var galiba, değil mi aynı zamanda? Evet var. Milano'da var. 22 Eylül'de Milano'da Prometeo Galeri'de olacak. Yeni işlerim olacak. Kasım'da yine çok güzel, yani şey, yine cezaevi işleri Milano Modern Sanat Müzesi'nde olacak. Yine Kasım'da Milano'nun en kilisesinin önü, o büyük bir meydanda büyük bir iş yapacağım. Aynı zamanda şey, zaten şimdi New York'ta Drawing Center'da cezaevi işlerim sergileniyor. Ve yine Washington'da ve başka yerlerde, birçok yerde öyle dönecek ve geziyor. Peki sona doğru, bundan sonrası, yani bu cezaevi şeyi bir süre sonra muhtemelen sen onu aşmak isteyeceksin. Bundan sonra nereye gözünü dikeceksin? Bir perspektif var mı önünde? Evet, yani birçok şey var. Bilmiyorum, bazen insanda şey de olabiliyor, bir ağırlık, belki o şeyi, yükü kaldıramama durumu da oluyor. Ama sanatım açısından daha farklı şeyler de yapmak istiyorum. Mesela bugün evet Türkiye tarafındaki topraklarıma gidemiyorum. Kendi doğup büyüdüğüm Kürdistan coğrafyasına gidemiyorum bir şekilde. Ama ne yazık ki 100 yıl önce dört parçaya bölünmüş bir yerden söz ediyoruz ve diğer iki parçaya gidebilirim yani. Orada Rojava'da mesela, oradaki çok güzel oturmuş bir sanat kolektifi var orada. Oradaki insanlarla, oradaki sanatçılarla bir araya gelip işler yapmak istiyorum. Aynı zamanda yine bu Nusaybin'de yaptığım bir çizgi roman vardı ve tutuklandığım için devam edemediğim bir çizgi romanı devam ettiriyorum. Onu farklı bir şekilde şey yapmak istiyorum. Böyle, ama yani biraz da hani hep böyle şeye de bakmak istemiyorum. Benim arkadaşım geçen Hasan bir örnek verdi, dedi ki resim arkadaşım bana şey söylemişti. Batman'da bir köyde şey diyor çocuklara, çocuklar kendi yani eviniz, ev çizer misiniz hepiniz? Ve bakıyor evlere, hepsi çatılı evler.
böyle bacası var, bacası tutuyor falan. Diyor iyi de bu sizin eviniz değil ki. Yani hani hep gördüğümüz şeyleri yapıyor da aslında bu çok acıklı. Hiçbir zaten Batman'da biz yani Kürdistan'da hiçbir ev çatılı değildir ki özellikle o şey sıcak bölgelerde. Biraz da ona kaçmamayı istiyorum. Yani Avrupa'ya geldim. Evet Avrupa'da şey buradayım. Ama kendi çatısı olmayan bir evde yapmak istemiyorum. Her zaman kendi dokularımla, kendi ifade biçimlerimle, geldiğim yeri unutmadan ama burada da harmanlayarak. Çünkü burada da birçok kadın şiddet görüyor, psikolojik şiddet görüyor. Bir sürü insan, ya İtalya bakıyorsun tam Türkiye gibi aslında dertleri, bir sürü şeyleri ve onlarla kolektifleşerek belki de Bensi şimdi gemi yaptı. O gemi de bir şeyler yaparak yani hani aktivist sanatçılık stilini de bozmadan, nerede geldiğini de hiç unutmadan, o beyaz küplere de girmeden, yani giriyorsan da ne amaçla girdiğimi bilerek bir şeyler yapmak istiyorum. Çok uzattım. Yok çok gayet güzeldi Zehra. Çok teşekkür ederiz. Bütün enerjin hem bize geçti hem dinleyicilere geçti. Seninle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim böyle ilgi gösterdiğiniz için. Benim için şey. Çok önemli. Zehra Doğan gerçekten Türkiye'nin iftihar edeceği sanatçılardan biri, ettiği sanatçılardan biri. Ben büyük hayranlık duyuyorum yaptığı işe hem de aktivizmine aynı zamanda. Yakında Şubat ayında galiba birlikte bir şeyimiz de olacak, evet. Bir sürprizimiz de olacak. Ona da sizleri haberdar edeceğiz ve görmenizi isteyeceğiz. Bu haftalık sanat nasıl en olmayacak yerde bile en verimli şekilde türeyebiliyor. Onun bir örneğini sizlere yansıttık. Haftaya bir başka konu ve konukla birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.